31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihleri arasında sadece bir gün var. Ama emekli olacaklar için 11 gün maaşlarında çok kritik bir farka neden oluyor. Peki nasıl? TV100 muhabirimiz Gülay Alaca, sosyal güvenlik uzmanı İsmet Çetinkaya'ya sordu. Evet enflasyon gitgide düşüyor ve enflasyon verileri düşerken de bizlerin de özellikle de hatırlattığı bir şey var ki emeklilik başvuruları. Çünkü enflasyon düşerken emeklilik maaşları daha da düşecek. Şimdi hedef enflasyonda ortada 2024 hedef enflasyon o da düşüşte ortalama yüzde %40'larda gibi bir rakam, bir veri öngörülüyor. İşte bununla birlikte ne zaman emekli olmalıyım sorusu da öne çıkmış oluyor. Tabii enflasyon düşecekken emekli olmak şu anda daha avantajlı hale geliyor. Peki ne kadar avantajlı? Yani bugün emekli olanla seneye emekli olan arası e, seneye emekli olmak arasında nasıl bir avantaj var? Diyelim ki bir kişi 31 Aralık'ta emekli olduğunda ya da önümüzdeki yıl 1 Ocak'ta emekli olduğunda alacağı maaş farkı ne kadar? Tam olarak işte bugün bunu ortaya koymuş olacağız. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmet Çetinkaya ile birlikte size tahtada tüm detayları yazmışsınız aslında. Diyoruz ya bu yıl emekli olmak çünkü hedef enflasyon ortada, enflasyon düşecek. Bu yıl emekli olmak daha avantajlı. Rakamlarla ne kadar avantajlı efendim? Şöyle söyleyebilirim kısaca bir günle yüzde otuz beşlik maaş farkı kaybediyorsunuz. Otuz bir Aralık'ta dilekçenizi verdiniz. Örnek verelim rakamı yirmi bin lira maaş alacakken bir Ocak'ta dilekçenizi verirseniz on beş bin lira maaş alacaksınız. Yani bir günle beş bin lira kaybediyorsunuz. Diğer rakamları isterseniz yüksek maaş alacak insanlarımız, vatandaşlarımız var. Hı. Onlar daha çok kaybediyorlar. Onları bir örnekleme yapalım. Diyelim ki şu anda emekli hak elde etmiş ancak dilekçesini vermemiş. Şu anki kafa karışıklığından dolayı 2024'te mi 2025'te mi dilekçesini vermek isteyen vatandaşlar var. Diyelim şu anda E-Devleti'nde bu sene emeklinin almış olduğu oran kadar zam alıp E-Devlet sistemine yansıdı 18.600 lira var. Bunu bugün ya da 31 Aralık'ta dilekçesini verirse bu maaşı alacaklar. Ancak bir ocağa kalırsa 14.300 lira alacaklar. Kayıpları 4.300 lira. Diyelim şu anda 27.970 lira 1 Ocak'a kalırsa 21.450 lira fark 6.520 lira. Şu anda 37.200 lira devletine yansımış hak elde etmiş. Ancak bir sonraki seneye 1 Ocak'a kalırsa 28.600 lira. Fark 8600 lira. Yüksek maaş alanlardan bahsettik. Özellikle emekliliğini geciktiren insanlar genelde yüksek maaşlar alanlar. Hı hı. Hı hı. Diyelim 55800 lira %86'lık giydirilmiş emekli maaşını düşün, söylüyorum. Bugün dilekçesini verirse bu maaşı alacaklar. 1 Ocak'a kalırsa 42.900 aradaki fark 12.900 lira. %35'lik net bir fark var. Peki çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hemen şöyle bir özetleyelim. Gerçekten ee, ne zaman emekli olmalıyım? Yani bu yıl mı, seneye mi emekli olmalıyım? Sorusunun en güzel cevabı işte bu şekilde sıralanmış. Tabii yüksek maaşlar, İsmet Bey de bahsetti. Yüksek maaşlarda özellikle de fark daha fazla öne çıkmış oluyor. Ama şimdi tabii milyonlar daha düşük aldığı için ee, en düşük rakam üzerinden baktığımızda, yani diyelim ki siz emeklilik başvurunuzu 31 Aralık'ta yapmış oldunuz, alacağınız para 18 bin. 600 iken bir yıl sonra sadece 1 Ocak'ta başvuru yaptığınızda bu rakam 14.300 lira olmuş oluyor. Yani ee, daha düşük şöyle şu rakamlar arasında daha düşüğe baktığımızda orada bile belirgin bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Biz de yine buradan uyarmış olalım emekli adaylarını. Bu yıl emeklilik başvurunuzu yapmanızda büyük bir fayda var.